Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat yazılı programımıza başlıyoruz. Birinci dönem birinci yazılıya mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Ve konularımızı mükemmel bir şekilde bilmemiz gerekenler üzerinden geçtikten sonra harika sorular çözeceğiz sizlerle beraber. Ve bu sorular sonrasında da inşallah dikkatli bir şekilde biz dinlerseniz sınavdan çok çok iyi bir not alacaksınız arkadaşlar. Sıfırdan ona sözel setteki kitaplarımızdan sıfırdan ona edebiyat ve Dinamo sözel setteki Dinamo edebiyat kitaplarımızdan çalıştığınız sürece zaten sizleri çok iyi sonuçlar bekliyor. Burada konuları mükemmel mükemmel bir şekilde anlattık. Zaten ara ara buradan da göstereceğiz. Ama şimdi arkanıza yaslanıp dikkatli bir şekilde bu yazılı provasını dinleme zamanı ve inşallah da bu yazılılardan kurtulma zamanı diyoruz. Sorulara geçmeden önce biliyorsunuz iki üniteden sorumluyuz. Birinci ünitede giriş yazım kuralları noktalama işaretleri var. İkinci ünitede de hikaye ve filmsiler var. Filmsileri zaten 8 sınıftan hatırlıyorduk. Bunu zaten birazdan göstereceğiz ama girişle başlıyorum. Edebiyat tarihi ilişkisini eğer siz sınavda sorarlarsa şunu unutmayın. Edebiyat da konusu insandır. Edebiyatın da konusu insan. Tarihin de konusu insan tarihte geçmişte yaşanmış olayları insan için inceliyor. Edebiyat da insan için yapılan bir sö e sözlü sanat. Dolayısıyla ikisi birbirine ilişki içerisinde. Din edebiyat ilişkisine baktığımızda din adamları bizim hayatımızda yani İslamiyet önceki dönemde gök tanrı inancında, şaman kültüründe, kan baksı, ozanların törenlerinde her zaman için önemli. İslamiyet öncesinde Uygur döneminde manihizm içerikleri var, Budizm içerikleri var. Dinle edebiyat iç içe. İslamiyet sonrasında biz geçiş döneminde didaktik eserler veriyoruz. Kutat Kubilik, işte Atabetül Hakkayık, Divan Hikmet gibi. Sonrasında Ahmet Yesevi ile tasavvuf düşüncesi başlıyor. Yunus Emreler, Hacı Bektaş Şehriler, Pir Sultan Abdallar tekke ve tasavvuf edebiyatının düşüncesini oluşturuyor. Divan edebiyatında Mesnemiler ile Fuzuliler, Şeyh Galipler tasavvufu bir kez daha Allah aşkına bir kez daha bize sunuyor. Mehmet Akif Ersoy yine Milli Edebiyat döneminde bağımsız bir şekilde İslami lirizmi anlatıyor. Yani dolayısıyla özetle... Edebiyat ve din ilişki içerisinde arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerine baktığımızda Edebiyatlarımız üç te edebiyatımız Fuat Köprülü'nün hazırladığı dönem olarak üç kısma ayrılıyor. Birincisi İslamiyet öncesi dönem, İslamiyet öncesi dönem, İkincisi tabii ki İslamiyet etkisi dönem, İslam etkisindeki dönem ve tabii ki Batı etkisindeki dönem. Şu, biz bunların hepsini zaten tüm sınıflarımızda öğreneceğiz. Ama İslamiyet öncesine baktığımızda sözlü dönem'i görüyoruz. Sözlü dönemde sağ sogu koşuklar var, bir de yazılı dönemde Orhun abideleri ve U Uygur kitapları var. Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılıyor. İslamiyet etkisindeki döneme baktığımızda bir geçiş dönemi var. Bu dört tane kitabın yazıldığı İşte Kutat Kubilik, Atabetül Akayık, Divan Hikmet veyahut da Divan-ı Türk'ün yazıldığı ve bir de halk edebiyatı ve divan edebiyatı var. Bunlar da yine İslamiyet etkisindeki dönem. Sonrası Batı etkisine geçtiğimizde Tanzimat, Seyret-i Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi olacak. Burada bakın burada İslamiyet etkisiyle Arap ve Fars edebiyatlarına ilgi duyacağız. Oralardan esinleneceğiz. Burada ise Fransız etkisinde olacağız. Peki biz Edebiyatımızı dönemlere ayırırken hangi ölçüler var? Onu da söyleyelim bakın. Burada sınavda gelir. Hatta şöyle gösterelim. Bakın bu sınavda gelecek. Türk edebiyatının, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler, dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir şeklinde bir soru gelecek. Dolayısıyla bu sorunun cevabını şimdiden size söylüyorum. Türk edebiyatının dönemlere ayrılması birinci ölçüt arkadaşlar. Tabii ki de dini hayattır. Yani dini hayatımıza göre İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası demişiz. Bir toplumun dini düşünce yapısını doğrudan etkilediği için yani dine bağlı olarak insanların düşünce yapısı değiştiği için biz de 10. yüzyıldan sonra Karahanlılar döneminde İslamiyet'e geçip edebiyatımız din etkisinde değişecek, İslamiyet etkisinde değişecek. İkincisi tabii ki de dil anlayışı. Dil anlayışı da önemli. Yani biz İslamiyet'le tanıştıktan sonra Arapça, Farsça kelimeler dilimize girecek. Mesela Osmanlıca eşittir, Arapça, Farsça artı Türkçeden oluşuyor. Veyahut da Sertifinu döneminde batı etkisiyle Fransızca tamlamalar kullanmaya başlayacağız. Ama Milli Edebiyat döneminde diyeceğiz ki kardeşim biz Balkanlarsa Balkan savaşlarına kaybetmişiz. O zaman yepyeni bir lisan doyuralım diyeceğiz. Ve dilimiz sade olacak. Ve yine üçüncüsü kültürel değişim de çok çok önemli arkadaşlar. Kültürel değişim neden önemli? Çünkü kültürel değişime bağlı olarak maddi manevi değerlerimiz de olumlu yönde inşallah etkilenecek. İslamiyet öncesi göçe, göçebe hayatımız var. Dolayısıyla fazla yazılı eser yok. Bir tek Orhun kitabeleri gibi taşın üstünde yazılı eserler var. Bir de Uygur döneminde onlar yerli hayata geçtiği için yazılı eserler var. Ama göçebe hayat bitip e, yerli geçtikçe daha değerli eserler verdiğimizi göreceğiz. Son olarak da arkadaşlar tabii ki coğrafi değişimde Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında önemli bir ölçüt. Bizler 10. yüzyıldan itibaren farklı coğrafyalarda yer alıyoruz. İlk başta şöyle bir küçük bir dünya haritası çizecek olursak şöyle Kuzey Amerika, Güney Amerika. Buralara fazla gitmemişiz ama şöyle Afrika çizelim. Şöyle Avrupa çizelim şöyle. Bir coğrafya dersi gibi oldu ama neyse. Şöyle çiziyorum. Mesela şu anda geçen mutlaka izlemişsinizdir. Bir önlü benim YouTuber arkadaşım var. Ta buraya gittiğimiz eksi 71 derece. Burada Türkçe kelimeler konuşuyor herkes. Türkçe konuşuyorlar. Niye? Biz Orta Asya'da başlıyoruz. Bakın o A yazıyorum Orta Asya'da. Kimimiz buraya dağılıyor? Kimimiz buraya dağılıyor? Kimimiz buraya dağılıyor? Kimimiz Horasan üzerinden Anadolu'ya geliyor? Mesela biz şu an Anadolu'daki Türkleriz. Dolayısıyla biz coğrafi değişimi yaşadıkça dilimizde de değişimler yaşanıyor. Özetle bu dönemleri ayrılmadaki ölçüt önemli diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şunu da bilmemiz lazım bizim kullandığımız farklı yerlere gidince kullandığımız farklı alfabeler var. Bu alfabelerimiz yazalım bak. Alfabelerimiz yani Türklerin bizlerin kullandığı farklı farklı kullandığımız alfabeler var. İlk başlarda Orta Asya'dayken Kök alfabesi kullanıyoruz. Sonrasında yine Uygur alfabesi var. Bu Horasan'a geldiğimizde Kutatku Birlikler Uygur alfabesiyle yazılıyor. Sonra İslamiyetle tanışıp Arap alfabesine geçiyoruz. Burada Osmanlıca döneminde Osmanlıca'da Arap harfler kullanılıyor. Yani Tonguç kelimesi mesela Ton de yazılıyor ya Tonguç. Normalde Arapçada Ç yok ama biz Osmanlıcaya Ç katabiliyoruz. Tonguç diyebiliyoruz. Ama sonradan biz soldan sağa Tonguç diye yazabiliyoruz. Bu da ayrı mesele. Ama kelimeler aynı. Harfler değişiyor yani. Alfabe değişiyor. Arap alfabesinden başka Kiril alfabesi de kullanıyoruz. Kiril alfabesi İtil Bulgarları kullanıyor. Bir de 1928 yılında Latin alfabesine geçiyoruz ve artık normal bildiğimiz bu alfabeler var. Tarihsel gelişimize baktığımızda karanlık çağımız var. Sonrasında eski Türkçe kendi içinde iki kısmı ayrılıyor, üç kısmı ayrılıyor. Göktürkçe, Uygurca, Karahanlı Türkçesi. Göktürkçeden sonra Batı Türkçesi geliyor, Eski Anadolu Türkçesi geliyor, Osmanlı Türkçesi geliyor, Çağdaş Türkçe geliyor. Bunlarla alakalı sizler arkadaşlar bütün bunların hepsini bakın hem Dinamosu pardon şunu şöyle kaldıralım şuradan alalım. şu Kitaplarımızı ballar alabilir miyim? Teşekkür ederim. Dinamo Soru bankamızda bunlarla alakalı sizlere süper sorularımız olduğu gibi kazanımlara uygun bir şekilde yazılı soruları olduğu gibi kazanımlarda nasıl geldiğini gösteren Dinamo'dan başka sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı kitabımızda da bunları sizlere tek tek anlattık arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burada. Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerini sizlere tek tek gösterdik. Dil anlayışı, dini hayat veyahut da kullandığımız alfabeleri tek tek izah edip buralarda soru çözümleri de yaptık. Buralardan da mutlaka çalışmanızı istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, diğer kısma devam ediyorum. Türk Dil'in tarihi gelişmesini yaptıktan sonra gelelim hikayeye. Hikayeyle alakalı şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Hikayeyle alakalı birincisi hikayenin tanımını zaten dokun sınıfta yapmıştık. Hani olay hikayesi vardı, durum hikayesi vardı, olay hikayesinde işte mapasan tarzı hikayelerde. Bunun dokun sınıfta sormayacaklar. Bize biraz daha arka planda kalacak. Hikayenin unsurları, maddi unsurları falan filan. Bize burada hikayenin tarihsel gelişimi sorulacak. Birincisi Dede Korkut hikayeleri var. Burada Dede Korkut hikayelerinin 12 hikayeden oluştuğunu, yazarının esasında anonim yani belli olmadığını, Dede Korkut'un yazarı, kitabın yazarı olmadığını, konuşmaların ve düşüncelerin şiirle olayların ve betimlemelerin düz yazıyla yani aktarıldığını bilmeniz lazım. Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde kurulanan halk ağzından derlenerek 15. yüzyılda yazıya geçirildiğini bilmeniz lazım. Ve aynı zamanda aynı zamanda hikayelerde hem İslami ögeler var dedi kort hikayelerinde. Yani Allah, Peygamber, Muhammed, Hazreti Muhammed Peygamberimiz, namaz, Kur'an gibi kelimeler var. Arapça, Farça dini kahramanlar var. Hem de İslamiyet öncesine özgü destansız söyleyiş olduğunu bilmeniz lazım. Oğuz Türkçesiyle yazılıyor bunlar. 12 hikayeden oluşunu söylemiştik zaten. Ve e, dili de oldukça sade. Halk hikayelerine baktığımızda bunlar arkadaşlar biraz daha farklı. Bunlar olağanüstü özellikler azalmaya başlıyor. Bunlar da yine anonim ve aşıklar sazla çalıyor bunu aşıklar. Sazla bizlere söylüyor bunları. Aşk hikayeleri var, destansal hikayeleri var. Dini temalı, bunların hepsiyle alakalı. Birazdan sorular çözeceğiz bu arada arkadaşlar. Onları da söyleyelim. Bakın burada dede korktu, hepsiyle alakalı sorular çözeceğiz. Ben şimdi şöyle bir önce e, zihnimizdeki tozları siliyorum. E, aşk hikayeleri mesela böyle Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber'i iki tane bir erkek bir kız görünce aşk hikayesi diyebilirsiniz. Ama destani halk hikayeleri var. Onlarda Köroğlu, Dede Korkut gibi isimler görüyoruz. Dini temalarda ise Hazreti Ali'nin cenknameleri ve Danışman Gazi gibi e, destansı hikayeler var. Cenkname önemli. Bunun ana teması Hazreti Ali. Bunlar tercüme yoluyla 13. yüzyılda Anadolu'da yapılmış. Hazreti Ali'nin etrafında gelişen kahramanlık hikayeleri. Hazreti Ali cengaver Gazi tipini temsil ediyor. Müslüman ve Müslüman olmayan yani Müslüm ve gayrimüslim iki tipin mücadelesi anlatılıyor. Meslevilere baktığımızda ise meslevi bir şiir. Bakın şöyle. Hatta meslevi şöyle siyahla da göstereyim. A A B B C C D D diye gidiyor. Yani bu Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılan bizlere İran edebiyattan geçmiş bir nazım biçimi. Kafiye düzeni A A yani şöyle yazıyorum buraya bir kez daha. A A B B C C diye gidiyor. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılıyor. Beş meslevi eşittir. Hamsi oluyor yani. Arapçada beş zaten hamsi demek. Ve Fuzuli'nin Azeri Türkçesiyle açıklamasını sıkça işlediği aşkane mesleğileri var. Ve e, daha doğrusu ilahi aşk anlattığı mesleğileri var. Ve Leyla ve Mecnun, Sakiname, Bengübade mesleğilerini bize sınavda sorabilirler. Hikayeler ise Tanzimat döneminde edebiyatımıza girecek. Edebiyatımızdaki ilk hikayenin e, Ahmet Mitat Efendi tarafından yazılan Letaif-i Rivayat olduğunu yüzde yüz bilmeniz gerekiyor arkadaşlar Tanzimat döneminde. Buraya okumamızı çıkarıyoruz. O ilk hikayeleri yazıyor ve Okumak için e, yazarken teknik yönden kusurlar yapabiliyor. Niye? Çünkü halka edebiyat yapmaya çalışıyorlar ve e, yanlış batılaşmayı, zoraki evlilikleri, aşk konularını işlerlerken günlük yaşamdan ve tarihten de besleniyorlar. Ve toplum için sanat yaptıklarından da okuyucuyu yönlendirebiliyorlar. Burada şu da önemli. Sami Paşizade Sizay tarafından yazılan küçük şeylerde çok önemli bir eser. Buraya küçük şeyleri de yazıyorum. Küçük şeyleri yazalım. Bunu da sınavda size sorarlar. Bununla alakalı sorularımız gelecek. Bu eserde arkadaşlar... Bu eser Batılı örneklere uygun ilk hikaye örneği arkadaşlar. Yani hikayelerde dil ağır cümleler uzun ama batılılaşmanın ve dinar edebiyat kültürünün etkilerini hissettiren bir eser. Ee, aynı zamanda Sergüzeş adlı bir romanı da var. Sami Paşa Zade Sezai'nin. Onu da yazalım. Sami Paşa Zade Sezai'nin. Bunlar önemli. Bunlarla alakalı birazdan sorularımız geliyor. Milli Edebiyat döneminde ise hikaye tam bir kaliteye oturuyor. Toplumsal temalar var. Dil sade. Yanlış batılaşma. vatan sevgisi, Türkçülük. İşte savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, insan, Anadolu insanının zorlu koşulları anlatılacak, sade bir dille anlatılacak, realist yani gözlemci, gerçekçi bir şekilde aktarılacak. Ömer Seyfettin hikayeciliği meslek edilen ilk sanatçı olacak. Bunlarla alakalı sorularımıza da şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Filmsi, yazım kuralları, noktalama işaretleri bunları zaten çok rahat bir şekilde göstereceğiz sizlere. Hemen e, filimsi de şöyle bir anlatalım. Ondan sonra başlayalım. Filmsiden hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar. 8. sınıftan hatırladığınız taktiği bir kez daha veriyorum. Türkçe'de aynı bir Trenin, trenin nasıl vagonları varsa tren gitmez. Ama hocam vagonlar var, gitsin. Gitmez ki lokomotif lazım. Lokomotif olunca tren gider diyorduk, hatırlıyor musunuz? Türkçede de yani lokomotif olmazsa tren gitmez. Lokomotif olursa tren gider. Türkçede de cümlenin bir yüklem var. Mesela diyelim ki öğrenciler yarın okula diye bir cümle olmaz. Böyle bir cümle olmaz. Cümle eksik, eksiltili cümle. Bu cümleye bir yüklem lazım. Öğrenciler yarın okula gidecek deyince cümlenin lokomotifi geliyor ve yüklemi geliyor demiştik. Hatırladınız mı? Hatırlamadıysanız anlatıyorum şimdi. Öğrenciler yarın okula gelecek dediğimizde burada yüklem var, yani lokomotif var. Yüklem yoksa tren gitmez. Yüklem yoksa cümle yok diyorduk. Şimdi biz önce yüklemin ne olduğunu bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra da geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakacağız. Hemen örnek veriyorum. Mesela diyelim ki öğrencilerin öğrencilerin yarın okula gideceğini. Şimdi bu bir cümle mi sizce arkadaşlar? Yarın okula gideceğini. Cümle değil, hala eksik. Yarın okula gideceğini öğrendim dediğimizde şimdi bir cümle oluştu. Dolayısıyla dolayısıyla gidecek bir yüklem, öğrendim bir yüklem. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu bir yüklemdir, bu bir yüklemdir ve yüklemden sonra geriye kalanlardan mahrem kalanlara bakıyorum. Öğrenci, yarın okula A gideceğini gitmeyeceğini diyebiliyoruz. Gideceğini gitmeyeceğini diyebildiğimize göre biz bunun yüklem şey films olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Yüklemden başka mavi alanlar films oluyor. Mayışmak eki alanlar sıfat fiil, isim fiil olacak. An ası mez ar dikecekmişler sıfat fiil olacak. Geriye kalıp da ne zaman nasıl sorularına cevap verenler de zarf fiil olacak. Gelin artık sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın din ile ilişkisini gösteren bir açıklamadır diyor. Bakalım. Alper Tunga destanı M.Ö. 7. yüzyılda yaşayan ve Şehname'de Efresyap adıyla geçen Saka hükümdarı Alper Tunga'nın İranlarla mücadeleni anlatır. E bu tarihle alakası bu. Edebiyatın tarihle alakası. Manas destanı Kırgızların Kalmuklar, Çinler ve Uygurlar ile yaptıkları özgürlük mücadelelerini derin bir vatan ve millet sevgisiyle dile getirir. E bu da edebiyatın tarihle ilişkisi. Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerlere ve tanık olduğu olayları konu alan 10 ciltlik seyahatlenmesi Türk kültürü ve edebiyatı için eşsiz bir kaynaktır. Bak gezip gördüğü yerler dediği için kültürümüzle alakalı ya da coğrafyamızla alakalı diyebiliriz. İslamiyetin kabulünden önceki Türk insanlarına görülen Alp tipi İslamiyetin kabulünden sonraki hatta İslamiyet'i kabul ettiğimiz göre işleri seçebiliriz. Kabulünden sonraki Türk insanlarında Alperen, Alp Gazi tipine dönüşmüştür. İşte bu direkt olarak edebiyatın din ile ilişkisini gösteriyor. Türk kelimesiyle Türk milleti sözü ilk kez 18. yüzyılda kalan 8. yüzyıldan kalan ve Türk dilinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri olan köktürk Türk geçer. Bu da yine dille alakalı, etimolojiyle alakalı, dinle alakalı değil. Geldik diğer bir sorumuza. Bu parçadan yargılarından hangileri çıkarılabilir diyor. Bakalım. Edebiyat farklı bilimlerden yararlanabilir. Doğru. Böyle sorular gelecek arkadaşlar. Bunu test olarak da sorabilir, yorum olarak da, yorum, olarak da sorabilir. O yüzden dikkat dinleyin. Edebiyatın yolculuğuna bakıldığında özellikle tarih bilimiyle edebiyat arasında paralellik olduğu görülür. Ancak edebiyat ile tarih aynı konuları farklı şekillerde ele alır. Tarih nesnel verileri yansıtırken edebiyat gerçekleri hayal gücüyle zenginleştirir. Çünkü edebiyatın amacı okuru etkilemek, okurda estetik güzellik duygusu uyandırmaktır. Tarih biliminin görevi ise okura gerçekleri olduğu gibi yansıtmaktır. Bu gerçeğin farkında olan okur da edebi bir eseri tarih kitabı gibi okumaz. Şimdi bu parçadan edebiyat öznel tarih biliminde nesnel bir bakış açısı benimsenir diyebilir miyiz arkadaşlar sizce? Evet diyebiliriz. Dolayısıyla bir cevaplarımızın içerisinde olacak. Çünkü edebiyatçı kafasına göre anlatabiliriz istediğini. Edebiyat sezdirmeyi, tarih bilimi ise açıklamaya esas alır. Evet bak sezdiriyor yani sen düşünüyorsun acaba mesela Servet Fünun romanlarından en önemlisi olan Ali Ziya yazdığı Mavi ve Siyah romanındaki Ahmet Cemil karakteri Servet Fünun sanatçısının duyuşunu, davranışını, düş gerçek çatışmasını yansıtır ama kurgusal bir şeydir. Sezdirir o bize. Tarih biliminde ise uydurma bir isim olamaz ki. Gerçeği anlatır, açıklama, açıklayıcı anlatım vardır. Bu da var cevaplarımızın içinde. O yüzden A seçeneğini ve C seçeneğini ve E seçeneğini ve D seçeneğini iliyorum. Çünkü bir ve iki var. Edebi metindeki her ayrıntı tarih bilim için objektif bir veridir. Hayır, objektif olur mu? Edebi açı kafasından uydurabiliyor. Kafasından yeni bir şey üretebiliyor. O yüzden bu yanlış. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Bir ve 2. Aşağıdakilerden hangisinin Türk yazı dilinin farklı bir dönemine ait olduğu söylenebilir demiş. Bakalım. Bir nefes didar için bin can feda isem nola. Nice demlerdir esir iştiyakıdır gönül. Bak bu resmen Arapça farsça kelimeler var. Dolayısıyla bu divan edebiyatı dönemine ait gibi. Böyle Arapça farsça kelimeleri görebiliyoruz. Cihan ara cihan içredir arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Bak bu da yine divan tarzı. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip. Kılma derman, kim helakim kim zehri dermandadır. Bu da yine divan edebiyatta Fuzuli'ye ait. Efendimsin cihanda itibarın varsa sendendir. Miyana aşıkanda iştiharın varsa sendendir. Bu da yine divan dönemi. Yani Arap Fars etkisi var. Anlamak yok çocuğun, Anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var. Bak burada batı etkisindeki edebiyatımızı görüyoruz. O yüzden cevabımızı. Gördüğünüz gibi çok dikkatli okuduğumuzda hemen kendini teslim ediyor. Şimdi geldik Dede Korkut hikayeleriyle ilgili kısma. Burada Dede Korkut hikayeleri alakalı zaten sıfırdan 9'a pardon sıfırdan 10'a kitabımızda sizler için mükemmel konu özetleri olduğunu söylemiştik. Bunları mutlaka çalışmanızı istiyoruz. Bunlarla alakalı sorular çözmenizi istiyoruz. Dinamo'dan da mutlaka bol bol sorular çözün. Hemen bakalım. Diyor ki doğruysa doğru yanlışsa yanlış deyin kardeşim diyor. Bakalım. Eserin asıl adı kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı tayfi olsandır. Evet bu doğru arkadaşlar. Bu asıl adı Bu. Oğuzların Kafkasya ve Azerbaycan'ın yurt edinme sürecinde komşuları Rum, Ermeni ve Gürcülerle savaşlar anlatılıyor. Bu da yine doğru bir bilgi. Olaylar ve tasvirler şiir şeklinde nazımla. Karşılıklı konuşmalar, duygu ve düşünceler ise düz yazı şeklinde nesil anlatılmıştır diyor. Tam tersi. Burası bak bunlar ee, nesille anlatılıyor. E, karşılıklı konuşmalar, duygu ve düşünceler şiir şeklinde anlatılıyor. Dolayısıyla burada bir bilgi hatası olmuş. O yüzden buna yanlış diyoruz. Hikayelerin geçtiği coğrafi alan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısıdır. Olayları ise genellikle Kafkasya ve Azerbaycan bölgelerine geçer. Bu da yine doğru. Hem İslamiyet'in kabulünden önceki dönemin hem de İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemin yaşam tarzının etkileri var demiştik zaten. Hem Ramazan, Kur'an, namaz, oruç, zekat var hem de eski İslamiyet'ten önceki ögelerimizde görebiliyoruz. 6-8. yüzyıllar arasında oluşmuş 11. yüzyıl sonlarında ise yazıya geçirilmiştir. Hayır 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Dolayısıyla bu yanlış. İki nüshasından biri İstanbul Topkapı Sarayı'nda, diğeri ise nerededir? Londra'da bir iletişim bulunmaktadır diyor. Hayır, bu da yanlış bir bilgi. Bakın bununla alakalı tüm hepsini sizlere burada bir kez daha gösterelim. Biri Dresden'de, diğeri Vatikan'da olmak üzere iki nüshası var. Dolayısıyla bu da yine yanlış oluyor arkadaşlar. Şimdi tam bir yazılı sorusu olabilecek tarza zor bir soru çözelim. Gelin. Bu, bu ÖSM'de üniversite sınavlarında artık bu tarz sorular soruyor arkadaşlar. Yani seçenekli soruyor ama metin üzerinden soruyor. Yazılarda da böyle sorular kesin gelecek. ÖSM ve yazılı sorusu diyebiliriz. Bakın. Zaten hepsi yazılı sorusu. Tahir'in annesi Şahab'a para verdi. Saz aldırıyor. Tahir sazı bağrına basıyor. Sanki 50 senelik saz sanatkarı gibi saza düzen veriyor. Aldı bakalım annesine ne söyledi. Aman ana canım ana. Sütün emdim kana kana. Belki bu dertten ölürüm. Hakkın helal eyle bana. Oğlum sana helal olsun neyse derdini söyle. Aldı bir daha Tahir sazı ve başladı. Salım çalım çözülmez belimden. Ayık değil hem zulümden. Sunam uçurdu gönlümden. Hakkın eyle, hakkın helal ele ana. Evet okuyamadım tabi özür diliyorum. Bu da Doğu Anadolu varyantı. Şimdi bir mesleğinden alınmıştır diye yanlış. Bir kere mesnevi şöyle olur. A, A, B, B, C, C, D, D diye gider. Aruzun kısa kalıpları olur ve e, bu şekilde dörtler olmaz. Bu yanlış. Manzum ve mensur parçalar içerir. Evet bakın şunlar mensur parçalar. Fıt fıt. Şunlar ise manzum parçalar yani şiir çekmeyi parçalar. Ait olduğu dönemin dil özelliklerini yansıtır. Evet doğru sade halk edebiyatı olduğu için sade bir dili var. İnanç çatışması üzerine kurulmuştur. Ne alakası var? Aşk üzerine kurulmuş. İnanç falan yok. Allah sevgisiyle alakalı bir durum anlatılmıyor. Annesine diyor ki sunam uçurduğum gölümden kalkın helal eyle ana. Yani böyle sevgisi, anne sevgisi ve sevgilisinden bahsediyor ayrılıyor artık yani. E, ee, olağanüstü ögeye yer verilmiştir demiş. Burada evet niye? Ee, nerede? Sanki Elisir insan Sanatkar gibi bir saza düzen veriyor. Aldı bakalım annesine ne söyledi demiş. Burada e, olağanüstü ögeye bakalım. Aldı bir daha tarih. Şalım çözülmez belimden. Ayık değilim zulümden. Sunam uçurdum gölümden. Hakkını sunam uçurdum gölümden derken bir olağanüstü öge var. Dolayısıyla bu da yine doğru diyebiliriz. Aşk temasını işlemektedir. Evet doğru. Burada da yine doğruluğu var. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Bu da yine direkt bir yazılı sorusu arkadaşlar. Sınavda %99 buna benzer bir soru gelecek. Diyor ki 50 yıldır yanaram hicrin ile şimdi buldum üç seni düştün ele. Tutursa otursa Yusuf'u söylenir. Kanda kim varsa anı zikrelenir. Zelha eder ya senem anla halim. Aşık oldum göğnürem tutkıl elim. Zeliha köşkten bakar görür anı. Çağırır feryat eder göynür canı. Bak A, A, B, B, C, C, D, D diye gidiyor. Dolayısıyla bir meslevi. Bunu bir kere rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda Divan Şairi Baki tarafından, öyle bir şey demiyor ki. Divan Şairi Baki tarafından yazıldığına dair bir bilgi yok. Olaya bağlı bir anlatım var. Doğru. Yusuf İlyas Zerih aşkın anlatıyor. Bu da doğru. Ve aynı zamanda her beyit kendi arasında kafiyeli. Bak ile ele. Nir, nir. Yani söylenir, zikrelenir derken. Halim, elim, anı, canı. Bunların hepsi A, A, B, B, C, C, D, D olduğu için her bir kendi yani işte kafili diyebiliriz. Ama burası yanlış. Baki'nin eseri değil Yusuf'u ve Züleyha. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Süper soru diyorum buna. Yazılı hocamız böyle sorabilir ama sormayansa da biz bu konuyu öğrenmemiz lazım. Şimdi aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Tanzimat birinci dönem edebiyatında arkadaşlar Letayfi rivayet eseri yani batıl anlamdaki ilk yerli hikayeleri Ahmet Mitat Efendi yazıyor. Bir kere bunu zaten dersimizin başında bize söylemiştik. Tanzimat 2. dönem edebiyatında Sami Paşa'da Sezai Küçük Şeyler adlı ilk gerçekçi öyküler, batı tarzına uygun ilk başarılı hikayeleri yazıyor. Bunlar çıkar. Aynı zamanda Servet-i Fünun Edebiyatı'nda ya da Edebiyat-ı Cedide de Servet-i Fünun Edebiyatı diyebiliriz ya da Edebiyat-ı Cedide diyebiliriz. Servet-i Fünun Edebiyatı'nda Halil Ziya Uşaklıgil bir yazın tarihi adlı eserini Hatıra defteri kurgusu yazıyor. Milli Edebiyat dönemindeki Ömer Seyfettin Yüksek Ökçeler adlı öyküsünü de hep olay hikayesi tarzında yazıyor. Yani Mapasan tarzı hikayeler yazdığını bilmemiz lazım. Hangisi fiilimsi değildir demiş. Bakalım. Ne yapıyorduk? Önce cümlenin içerisinde lokomotifi buluyorduk, yüklem buluyorduk. Sonra geriye kalanlardan mame ile olumsuz yapılanlara bakıyorduk. Şimdilerde dünyanın dört bir yanından turist ağırlayarak önüne ün ün katan Efes, Roma yağmalandıktan sonra nasıl zenginleşti ve dünyanın en önüne gelen şehri oldu? Şimdi bak. Zenginleşti ve şehri oldu diyoruz ya. Bunlar yüklem. Ağırlayarak, ağırlamayarak diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bu erek eki almış zarf-fiil diyebiliriz. Başka fiilimsi var mı? Katan da bir fiilimsidir. Yağmalandıktan sonra da bir fiilimsidir ve gelen de bir fiilimsidir. Niye? katan katmayan, gelen gelmeyen, yağmalanan yağmalanmayan, yağmalandıktan yağmalanmadıktan gibi diyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar fiilimsidir. Ama bizim için bir de fiilims, o yeterli ve zarf-fiil, ZF. Bu simgesel şehrin yükselişi ve düşüşü modern uygarlığın sağladığı avantajları kanıksamış bu çağ insanına, e, kanıksamış bu çağ insanına önemli biçileri sunmakta. Şimdi bu cümlenin yüklemi ne? Sunmakta. Bak, sunmakta yüklem. Kim sunmakta? Bu simgesel şehrin yükselişi ve düşüşü Sunmakta. Kime sunmakta? Modern uygarlığın sağladığı avantajları kanıksamış bu çağ insanına sunmakta. Neyi sunmakta? Ne sunmakta? Önemli ipuçları sunmakta. Şimdi burası nesne, yer tamlayışı, dolar var ve özne var. Şimdi yüklem haricindeki kelimelerde eki alabilen var mı ona bakıyoruz. Yükseliş, yükselmeyiş. Kanıksamış, kanıksamamış. Zaten yükseliş ışı iki almış bir isim fiil. Kanıksamış, kanıksamamış da anası mezar dikecekmiş iki almış bir sıfat fiil kanıksamış bir bu insanı. Nasıl çağ insanı? Kanıksamış bu insanı. Sunmak Dolayısıyla bunlar yine birer fiilimsi. Başka fiilimsi var mı? Düşüş, isim fiil, sağladıkı, sıfat fiil, sağlamadığı diyebiliyoruz. Devam ediyorum. Dört fiilimsi diye çekimli fiil olduğu için cevabımız de. Bu arada kanıksamışın da sıfat fiil olduğunu söyleyelim. Anası mezar dikecek mi almış. Hatta toplum hijyen konusunda gelişmelere ve dünyanın en eski medeniyetlerinden bazılarının serpilmesini sağlayan Ege diyetine borçluydu sağlığını. Borçluydu. Kim? Eee... Toplum borçluydu. Kime? Ege diyetine. Neyini? Sağlığını borçluydu diyebiliyoruz. Burada önemli olan şey şu. Tabi hijyen konusunda gelişmeleri ve dünyanın en eski medeniyetlerine bazılarının serpilmesini sağlayan ege diyetine borçlu diyeceğiz. Şimdi yüklemden sonra mameyek alanlara bakıyoruz. Sağlayan sağlamayan diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu da yine anekalı için sıfat fiil. Başka fiilimiz var mı? E, ee, serpilme, serpilmeme isim fiil. Bunu da söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde gelişme bu da bir isim fiil diyebiliriz. Dolayısıyla burada sağlayan da sıfat fiil olduğu için cevabımız D seçeneği. Daha D bağlacının yazımı ile alakalı yanlış yapılmıştır diyor. Eğer kapatabiliyorsan ayrı bak. Kapatınca üstünü kapatınca anlam bozulmuyorsa ayrı yazılıyor. Bozulmuyorsa ayrı yaz diyoruz arkadaşlar. Şimdi Şanlıurfa'ya gelenlerin mutlaka uğradıkları yerlerden biri de Balıklı Göl'dür. Kapatıyorum. Şanlıurfa'ya gelenlerin mutlaka uğradıkları yerlerden biri Balıklı Göl'dür. Diyebiliyorum. O zaman ayrı yazabilirim. yazdım da zaten. O zaman bu doğru. Dinleme becerisi belki de konuşma becerisinden çok da önemlidir. Dinleme becerisi belki konuşma becerisinden çok da önemlidir. Diyebiliyorum. O zaman ayrı yazmam lazım. Ayrı da yazdım. O zaman bu da doğru. Edebiyatın bireyi yansıtma yanında topluma hizmetle yükülme olduğunu söyleyebiliriz. Hizmetle de olduğunu söylüyoruz. Bunu da diyebiliyorum. O zaman bu da ayrı yazılması lazım. Ayrı yazmış. Her türlü zorluğa dayanılıyor. Sıkıntıları abartarak ümit çektiğiniz yolanlara hiç dayanılmıyor. Diyebiliyorsun. O zaman burada da ayrı yazılması lazım. Ayrı yazmış. Her türlü zorluğa dayanılıyor da. Dayanılıyor ama. Dayanılıyor. Lakin sıkıntıları abartarak ümit çektiğiniz yolanlara hiç dayanılmıyor demek istemiş yani. Şimdi buraya bakalım. Felsefe gibi bilim sağlam ve aydınlık kafalar ister. Bunun yeni kuşaklara nasıl anlatacağız? Ha bak şimdi. Buradaki D'yi kapattığında felsefe gibi bilim sağlam ve aydınlık kafalar ister diyebiliyorsun. Ama bitişik yazmış. Felsefe gibi bilim de sağlam ve aydınlık kafalar ister. D. Bunu yeni kuşaklara nasıl anlatacağız demesi lazım. Buradaki D'yi ayrı yazmadığı için cevabımız E seçeneği. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisi hangileri doğru virgül doğru kullanılmıştır diyor. Nasrettin Hoca bir gün eşeğini kaybetmiş. Eyvallah. Eşeğini köşe bucak ararken bir yandan türkü söylüyormuş. Hım köşe bucak ararken Türk söylüyormuş diyor. Şimdi burada yanlış kullanmış. Burada virgül olmaz. Dolayısıyla doğru kullanılmıştır da birin olduğu A, B seçeneklerini eliyorum. Bir de yanlış kullanılmış. Çünkü ikileme arasına konulmaz bir noktalama işareti. Yani ağırdı bak saçlarım tek tek diyor ya İbrahim Tas. Buraya virgül konulmaz. Ne yapıyorsun kardeşim bu? Şimdi hoca bizim bildiğimiz insan yitirdiği şey Türk'ü söyleyerek aramaz demişler. Hoca bizim bildiğimiz insan Yitirdiği şey türkü söyleyerek aramaz demişler. Şimdi bizim bildiğimiz dediği için burada bir duruyor bak. Hoca bizim bildiğimiz insan yitirdiği şey türkü söyleyerek aramaz demişler diyor. Dolayısıyla iki doğru. İki de doğru kullanılmış. Devam edelim. Cevap C gibi ama devam edelim. Hoca Türkiye ara verip şöyle demiş. Ara veripten sonra bir kere bu virgül olmaz. Bağ fiilden sonra bu virgül gelmemesi lazım. Yani şöyle düşünün. Hoca eşeğe bindi virgül köye gitti. Bunu diyebilirsin. Hoca eşeğe bindi ve köye gitti diyebilirsin. Bu bağlaç köye gitti. Ama şunu diyemezsin. Pardon şunu da yazalım. Hoca eşeğe bindi. Hoca eşeğe binip köye gitti diyebilirsin. Bu da tamam. Niye bak? Bindi virgül. Bindi ve binip gitti. Bunların hepsi bak bu virgül, bu bağlaç bu da bağ fiil. bağlıyor yani. Ama buraya bir de virgül koyarsan cır 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 olmaz ki zaten bu görevi sağlıyor yani. Hoca eşe bir köye gitti. Ne oluyor? Ya? Zaten virgül olabilecek bir şey var burada diyeceksiniz. Buna dikkat edin. Bunu da yazalım ki iyice aklınıza kalsın bu. Bu hatayı çok yaparlar. Hoca mesela şu da olmaz. Hoca eşe binerse köye gider dediniz ya. Buraya da virgül gelmez. Buraya virgül gelirse olmaz yani. Bu, burada zaten bir öyle bir anlam katıyor. Binip, binerse, bindi ve... V'den sonra virgül gelir mi? Gelmez. Buradan sonra da virgül gelmiyor. Buradan sonra da virgül gelmiyor. Şimdi dolayısıyla... E, dört cevaplarımızın içerisinde olacak. E, dört cevaplarımızın içinde olmayacak daha doğrusu. Özür dilerim. E'yi deliyoruz. D'yi deliyoruz. Cevabımız C arkadaşlar. Bak bulamazsamdan, SSA'dan sonra da virgül gelmeyecekti. O yüzden cevabımız... Net bir şekilde C seçeneği arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir şekilde yazılı provamızı yaptık. Sözel seti alarak buradaki edebiyat, coğrafya, tarih kitaplarını güzel bir şekilde çalışabilirsiniz. Burada Dinamo'da kazanımlara uygun bir şekilde Milletin Bakanlığı kazanımlarını verdikten sonra... ...rehber sorularının olduğu ödevler vereceğiz sizlere. Ödevleriniz arkadaşlar net bir şekilde belli. Birinci ünitemizi çözeceksiniz ve aynı zamanda hikayenin olduğu ikinci ünitemizi çözeceksiniz. Ve her bir ünitenin sonunda da sizler için özel sorular, semeter sorular ve yazılı soruları var. Sıfırdan dokuza edebiyatta da yine birinci konularla alakalı sizlere çok güzel konu anlatımları yaptık. İkinci konularla alakalı da işte tanzimat, milli edebiyat... Dede Korkut Halk ile alakalı süper konu anlatımları ve aynı zamanda çözümlü sorularımızı sizlere sıfırdan ona kitabımıza koyduk. Bunu isterse özel setle alabilirsiniz, isterseniz ayrı ayrı alabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Bizler öğretmenler olarak kapıyı sizlere açtık. İçeriye girmek sizin elinize. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar.